gelmişken dün Evet, oradan bir... sonsuzluğa uğurladığımız Billur Kalkavan'ın cenazesine ve tabii ki hayat arkadaşının, yol arkadaşının gözyaşlarına gidiyoruz. Billur Kalkavan'ı dün defnettik. Buyurun. Vefatıyla sanat camiası yasa boğuldu. Akciğer kanseri nedeniyle kaybettiğimiz Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı. Zincirlikuyu Camii'nde gerçekleşen törende sevenleri Billur'a veda etti. Hastalığı süresince Billur Kalkavan'ı bir an olsun yalnız bırakmayan Burak Bahadırlı, Kalkavan'ın son günleri hakkında neler söyledi? Her zaman onlarda hastalık yok, hasta var diyorlar. Hangi ünlü isimler son yolculuğunda Billur Kalkavan'ı yalnız bırakmadı? Başarılı oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan tedavi gördü hastanede. 59 yaşında geride birçok başarılı proje bırakıp hayata gözlerini yumdu. Evet tabii canım, süper gidiyor. Ayıp etti. Oyuncunun ölüm haberinin ardından başta yakınları olmak üzere tüm sevenleri yasa boğuldu. Ölüm haberinin ardından birçok ünlü isim de paylaşım yapmıştı. Billur Kalkavan'ın erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı, yorumcumuz Seren Serengil'e de özel açıklamalarda bulunarak... Ben onu yalnız bırakamam dedi. O yalnız kalır dedi. Doğru söylüyorsun. Son hatta en son konuşmamda o çok ilginçti yani. Hani seni çok seviyorum. Daha üzerine hani diyecek bir kelime bulamıyorum. Çünkü daha büyük bir şey yok yani. Seni çok seviyorum. Yayınımızda da tedavi sürecinin bilinmeyenlerini anlattı. İnsanların buradaki rant hırsından dolayı bir tane kadın işte... Biri ev satıyor, ben zaten yatırım için aldım deyip gidip karot aldırıyor. 3 ay sonra yıkılacak kararı geldi. Çünkü eve gelse, evinde oturup devam etse orada o şeye gitmeyecekti. Yani o enfeksiyonu orada kapmazdı. Billur'u enfeksiyondan kaybettik. Çok ünlü şöhret bir kadın değildi. Değil mi? Böyle her daim göz önünde değil. Fakat tanıdığı kadarıyla çok sevilen bir insan olduğu için herkes çok üzüldü bu kayba. O kadar güzel duruşu olan bir kadındı evet. Ki 40 yıl boyunca o kadar güzel duruşu vardı. Evet kesinlikle. Ya. Her konuda öyle ya. Hayat arkadaşını kanser savaşında ani bir şekilde kaybeden Bahadırlı, herkesi hüzne boğarken Kalkavan'ın cenazesi dün Zincirlikuyu Camii'nde kılınan namazın ardından... İşte cehennemdedir. Ondan kaçmanın... Zincirlikuyu mezarlığında defnedildi. Gözyaşları sel oldu. Bizlere vaazı nasihat etmekte ve nihai sonumuzu bizlere... Cenazeye Levent Kılıç, Selen Görgüzel, Başak Sayan, Ebru Cüncübeyoğlu, Hamdi Alkan, Sabah Tümer, Nilgün Belgün gibi birçok ünlü isim katılırken... ...olan günahları işte öyle temizler... Öyle söker ve atar. Hayat arkadaşı Billur Kalkavan'ı toprağa veren Buğra Bahadırlı gözyaşlarına hakim olamadı. Onun yapmak istediklerini yapacağım. İyiler. Fakat Billur yani aslında ortalama 3 aya yakın bir ömür biçtikleri oldu. O benim yarım değildi. O bendim. Yani o benim yarım değildi. O bendim. Hayatımda onun çok büyük bir boşluğu olacak aslında. Bahadırlı'nın sevdiği kadından bahsederken sesinin titremesi büyük aşkı simgeler nitelikteydi. Onun gittiği yerde çok mutlu olduğunu biliyorum. Hatta ben de ona yakın bir deneyim yaşadığım için. Herkesin gönlünde taht kuran ve son ana kadar sürdürdüğü mücadelesiyle savaşçı olarak akıllarımıza kazınacak Billur Kalkavan'a Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Billur Kalkavan'ın dün son yolculuğuna uğurladık. Tabii yine sevenleri oradaydı ve gidemeyenler de dualarını eminim ki gönderdiler. Ben çok üzülüyorum. Burayı ne olacak şimdi? Ya bir kere çok büyük bir aşk yaşadı. Çok uzun süre aynı adamla beraberdi. Bura ona çok iyi geldi, çok iyi baktı, çok aşıktı. Son ana kadar huzurlu gitti kız en azından. Fakat sadece üzücü olan şey... Çok mücadele etti hayatta kalmak için. En çok Buğra için. Bana çünkü telefonda dedi ki o eve gidemez yalnız dedi. Giderse o evde mahvolur dedi Seren dedi. Yani onun için bazen dedi düşüyorum.
Fakat dedi hemen toparlanıyorum dedi. Mahvolur dedi. Gidecek dedi, evde eşyalarım var, kediler var, bizim yaşadığımız ev. Mahvolur bensiz girerse dedi. Bak orada bende bütün şey kopmuştu yani. Ve sonrasında işte bu evlerinde yıkma kararı alınıyor. Bu da bahçe katında yaşıyor. İşte ondan sonra gitmek istememiş eve ve daha çok uzun süre hastanede geçince bu hastane mikrobu denilen enfeksiyonu kapıyor. Maalesef. Hani diyor ki Buğra bu kadar uzun süre, çünkü git gel yapıyorduk. O zaman bir şey yoktu ama ne, bu kadar uzun süre hastanede kalınca, hastaneye falan da suçladığı yok çocuğun zaten. Kimseyi de suçladığı yok. Çok şey tatlı, yapayım ama yazık, günah yani, kanserli bir kadın. Biraz daha bekleyiverseydiniz o eviniz başınıza yıkılmadan, bari Haziran'da yapsaydınız da bu kadın da bir bari üzülmeseydi. Çünkü kanser hastalarının maneviyatı bir hissiyatı o kadar önemli ki üzüldükleri zaman katalizör etkisi görüyor ve daha hızlı gidiyorlar gerçekten. O enfeksiyon da, vücut direnci gitti yani o enfeksiyonla beraber. Son artık dedi, kendisi tuvalete gidiyordu, kalkıyordu yataktan, bütün bunları yapan kız en son kucağımda kuş kadar hafiflemişti. En sonunda da elini yanağını uzatmış. Aşkım ben seni hiç bırakır mıyım demiş ve o da son konuşması olmuş zaten. Maalesef o akşam da yoğun bakıma kaldırılmış. Gece 3.30'da da kalbi durmuş. Sadece burada tabii önemli olan bir detay var. Aslında bizim iyileşiyor ya da kendinin iyileşiyor zannettiği aslında son zaten 3 aylık ya da 5 aylık bir ömür kaldı. Gerçekte olan ömür, biçilen ömür buymuş. Ama yine de o onu bilmiyordu. Evet. Zaten kanserden de ölmedi. Evet, kanserden ama, de ölmedi ama işte dediğim o gibi. O şey artık zaten kanser şöyle. Evet, o sistem çöktükten sonra herhangi bir nedenle gidiyorsun. Yok, ya evet, kalp krizi evet, geçiyorsun evet, işte mesela. Tabii etken ya sebep o, etken sebep. Bu oluyor. Zaten en son konuşmamızda çok iyiyim. Biraz dedi karaciğer sıçradı ama önemli değil dedi. O da gidiyor dedi falan. Nasıl yani, dirayet o kadar ya, hayatta kalmak için aynen, uğraştık yavrum. Yani mekanı cennet olsun. Herkese, da, herkese güzel bir ben size ders söyleyeyim, oldu. Bir kadın yine de mutsuz gitmedi ya. Evet. Yani mesela Ali Taran gibi karısı kanserliyken gitti biliyorsunuz Neco'nun kızıyla. Neydi kızın? Ayşe Özyılmaz. Ayşe Özyılmaz'a kadın kanserli gitti. Aynen. Ayşe Özyılmaz'la evlendi. Zaten kadıncağız peruklar taktı son anda, makyajlar yaptı. O Ayşe de yaptı, bitti bak. Hiç Ayşe, nerede o? Biter tabii. Ama Allah Ayşe, mukadderat. Ayşe bence tabii kendine dönüp nasıl ben bu hatayı yaptım diyordur diye düşünüyorum. Yani, biliyor musunuz? Hem Ayşe'yi bırak, adam da sana 20 senelik karılık yapmış. Ayrılmış olabilirsin ama daha yeni ayrılmışsın bu durumlardan ötürü. Bekleseydin de bari. Zaten çünkü ona da bir ömür biçilmişti. Kadıncağız en son röportajında makyaj yapmış güzel gözükmek için. Zaten bebek. Ve çok da güzel bir kadındı bebek zaten. Bak mesela o üzülerek gitti. Ve üzüldüğü için çabuk gitti. Ama ben bu çocuğa tebrik ediyorum ki Buğra'yı. Bu kadını hep mutlu etti. Aldatmadı yanında 15 evet senelik ya, bayağı uzun süredir beraberler. Ve çok aralarında 17 yaş fark var. Yani ve el bebek gül bebek yani baktı. Gerçekten baktı ona. Ve gerçek bir aşkla. Evet, aşk. Yani evet. Allah bu çocuğun da bu saatten belki dedim yoluna ne yapacaksın çıkıyorsun şimdi? O evden çıkarıldıkları için kedilerini alacak biliyorum. Eşyalarını alacak, başka bir eve gidecek. Belki de işte böyle hikayenin sonu bu. Birbirlerine kaderin ayırdıkları zaman bu kadardı. Bitti. Belki de o evden çıkmasa şu anda o evde yaşamak çok daha zor olacaktı. Yani evden çıkıyor, doğru, belki yeni bir hayatı olacak. Belki de yani işte Allah böyle bir yol verip belki İçine daha, su serp, evet, ferahlattı. Aynen, aynı evet, eve girmek düşünsene. Evet. O evin bir de kendi evleri olduğunu düşün. Gerçi belki satardı ama bilmiyorum. Allah her şeyin hayırlısını versin. Aynen vasiyeti soruyorsunuz. Ne vasiyet bilmem. Yani valla o kadar yalan bir hayat ki. Çocuk gitti. Çünkü size bir şey söyleyeyim mi? Bazen birisi sizin sevgiliniz olur. Kocanız olur ama bazen birisi sizin her şeyiniz olur. O her şeyi kaybettiğiniz zaman o her şeyinizin acısı çok daha büyük. Yoksa ne olacak? Karısı da oluyor, kocası oluyor, boşanıyorsun gidiyor. Yok, bu çocuk onun her şeyiydi. Bildir onun her şeyiydi. Neyse, en azından beraber yaşadıkları süreçte birbirlerini üzmediler, birbirlerine dert vermediler. O yüzden de en azından bununla yetinmek lazım. Evet, hani buna Allah şükretmek rahmet eylesin. Çok şükür ki. Yalnız Buğra'nın bir sözü çok benim içime dokundu. Tam defnedeceğiz. Sonra konuşalım zaten uzun uzun konuşalım dedi. Yani böyle
Bildur'u anlatmak istiyor. Evet. O kadar çünkü etkilendim ki. Söyledim. Acı paylaştıkça azalıyor ya Seren. Aslında Bildur'un konuşulması gereken bir kız. Şimdi ben de onu aradığım zaman tabii ki bir yandan da televizyonculuğumuz o var. Ama dedim ki Bildur'u anlatalım. Yani işte. Yanlış anlamasını istemedim. Evet yani şimdi hani böyle de insan aynen. İnsan böyle arkadaşlara konuşurken de işte program falan. Sanki reyting için ya da bir şey ama için. Yok aslında hiçbir şey. Yani hiçbir haber ama bizim işte, reytingimizi yükseltip veya aşağı düşünmüyoruz. Yani öyle düşünürler ama diye. Ama ben Bildur'un konuşulması gereken bir kız olduğunu. Bildur'un belki bazen toparlasın belki gidenin konuşmuş. De arkasından güzel şeyler söylemek güzeldir ya hani. O yüzden de bambaşka bir kızdı. Felsefesi, hayat görüşü, hayata bakışı bambaşkaydı. O yüzden de çok isterim biraz daha Bildur'u dinlemek onun ağzından. Mekanı cennet olsun. Mekanı cennet olsun tekrar. Allah sevenlerine sabır versin ve başsağlığı diliyoruz. Şimdi